Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla Göl Marmara'nın kangren olmuş yarasına derman oldu. Proje kapsamında ilçe merkezine 8 kilometre yağmur suyu, 3 kilometre içme suyu, kısmi kanalizasyon hattı ve 62 bin metrekarelik kilit parke döşeme işlemi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda tamamladığı 60 bin metrekare kilit parke ile toplamda 122 bin metrekare üst yapı yenilendi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek için Göl Marmara'ya ziyarette bulundu. Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydın yer eşlik etti. Genel Müdür Aslay, ilk olarak Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Özü makamında ziyaret ederek yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonrasında Başkan Kamil Öz'le sahadaki çalışmaları inceleyen Genel Müdür Aslay, Göl Marmara'nın yıllardır kanayan yarasına neşter vurduklarını belirterek, "Yağışlı havalar hemşehrilerimiz için artık sorun olmaktan çıktı. Önceki yıllarda ilçe merkezimizde su baskınları yaşanıyor, hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız zor anlar yaşıyordu. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek için yapılan yatırımlar tüm Göl Marmaralı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun," diye konuştu. Hadi buradan gelen su onun için. Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Öz ise yapılan alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Başkan Kamil Öz, çalışmaların tamamlanmasından sonraki yağışlarda su baskını yaşanmadı. Yayalar ve sürücüler trafikte rahat bir nefes alırken bazı bölgelerdeki esnaf da ekmek teknelerini basan yağmur sularından kurtuldu ifadelerini kullandı. Bir şey yapmadık aslında. Herhangi bir altı